Bir de dinleyicimiz dedi ki hani duanın dedi kabulü için falan şartlar. Tamim ben saatte bitti bildirmiş, hatta İslam ahlakında da var. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu teala hazretleri bir gün ya Resulallah dua edin de Allah-u Teala benim her duamı kabul etsin diye arz edince Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ya Sa'd, ağzına gelene ve çıkana dikkat et. Tabi Ehl-i Sünnet alimleri bütün bunları toplamışlar. Topladıktan sonra da itikad düzgün olacak. İşte namazlarını kılacak, farzları yapacak, haramlardan sakınacak. Dua etmeden önce tövbe istiğfar edecek, sadaka verecek duanın kabulü için. Ve duaya başlamadan önce salavat, bitirdikten sonra da salavat-ı şerife söyleyecek. Ve canı gönlünden söyleyecek, laf olsun diye değil. Hani bir söz söylerler, el elin eşeğini, Türk çağıra çağıra söyle. Öyle değil o. Samimiyetle, inanarak, aynı şekilde yalvararak, içinden canı gönülde hücrelerine varınca kadar hissederek yaparsa Allah-u Teala kabul ederim buyuruyor. Ama bu şartlarda gözetmeli. Hatta İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh tövbenin ve duanın kabulü konusunda buyuruyorlar ki bunların kabulünde endişe etmemeli. Kabul olacak mı olmayacak mı diye. Bunda tereddüt etmemeli. Tereddüdünüz duanın ve tövbenin şartlarına uyuyor musunuz, uymuyor musunuz? Ona bakın buyuruyorlar. Çünkü hani bugünkü tabirle söylüyoruz, sık sık tane söylüyoruz onu. Elektrik kaçağı var mı yok mu diye soruyoruz biz ama. Bir yerde aynı şekilde aramış diyorsun veya da şey yapıyorsun. Sonra da diyorsun ki işte ben, yok öyle değil. O elektrik kaçağı giderilmesi lazım ki lambaya ışık gelsin.